Evet, STV izleyenleri, açıkçaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Sayın Arslan Kabukçuoğlu. Evet, Ali Baş, sizinle mi devam edelim? Evet, Sayın Milletvekili, altılı masa diyorum. Nasıl görüyorsunuz? İlişkiler nasıl altılı masa bileşenleriyle ilgili? Burada kulağınıza geliyor mu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda? Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Tabii bizim edindiğimiz izlenim sizin parti tabanı Meral Akşener diyor, olmayanlar da işte Mansur Yavaş da diyor. Doğal olarak. Altılı masa Türkiye'de bir ihtiyaçtan doğdu. Ve Türkiye'nin muhalefet partilerinin büyük bir kısmı düşündüler, gördüler ki memleket kötüye gidiyor, ülke kötüye gidiyor, buna dur demek lazım. Ve bunun için de herkes elinden geleni yapması lazım. Altılı masanın felsefesi de budur, misyonu da budur. Bir araya geldiler. İlk başta biliyorsunuz bir araya geldiğinde ilk hedef şeydi. Anayasayı değiştirmekti. Tek adam rejimiyle olmadığını, Türkiye'nin iyiye gitmediğini, ekonominin kötü olduğunu, sosyal hayatın kötü olduğunu, eğitimin kötü olduğunu, her şeyin kötü olduğu ortada iken tek adam rejimiyle bu işin olmayacağı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek üzere altılı masa bir araya geldi ve karar aldı. Bu kararı aldıktan sonra da yine gördüler ki Türkiye'de aklı selim oturup da düşündüğünüz vakit bu altılı masa bir fikir etrafında birleşip müşterek bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın iyi olacağını fark ettiler. Şu anda onun üzerine altılı masa çalışmalarına devam ediyor. Evet. Altılı masa şimdi çalışmalarını artırdı. İşte adaletle ilgili, ekonomiyle ilgili, yönetimle ilgili değişik komisyonlar oluşturdu. O komisyonlar altılı masanın çatısı altında çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalarda altılı masaya gelecek. Bunlar altılı masa tarafından daha sonra Türk milletine deklare edilecek. Şimdi Arslan Bey, altılı masa hala Cumhurbaşkanı adayını açıklamadı. Sanırım tabii seçim takvimi belirlendiği zaman açıklayacağını söylüyorlar ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz aday da açıklanmadığı sürece böyle farklı söylentiler, dedikodular da yayılıyor. Niye altılı masa açıklamıyor sizce Cumhurbaşkanı şunu adayını? Anlaşamadılar mı hala? Altılı masayla ilgili istersen şunu da söyleyeyim. Orada 6 tane siyasi parti var. Bu 6 tane partinin biri olması değil. 6 tane partinin şu anda koalisyon kurması değil. Dolayısıyla oradaki partiler arasında zaman zaman fikir ayrılığı olması, görüş ayrılığı olması normal bir şey. Çünkü artık onda herkes yine de ayrı bir parti ve kendi bir düzen kişiliği var. O öyle. Diğer türlüsüne gelince tabii toplumun eğilimine bakılıyor, gidişata bakılıyor. Ve belli bir süre sonunda zaten kaçınılmaz olarak altılı masada bir gün bu adayını açıklayacak, açıklamak zorunda. Ama şu anda onun için biraz daha erken, doğru. Genellikle kabul edilen şey yılbaşı civarında, ondan biraz önce de olabilir, biraz sonra da olabilir. O zaman adayın açıklanacağı tarzında. Sayın Genel Başkanımız, Genel İdare Kurulumuzda ve milletvekili grubuyla, parlamentodaki İYİ Parti milletvekili grubuyla toplantılar yaptığı zaman, yani söylenen ve açıklanan, yani samimiyetle söylüyorum, budur. Çalışılıyor, milletin temayülü kontrol ediliyor, ülkenin ihtiyaçları belirleniyor. Altılı masa tabii eninde sonunda ilan edecek. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor, iyice bastırıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor altılı masanın. Hatta işte yanımda mısınız, değil misiniz diye de bir açıklaması vardı. Size de sorayım, yanımda mısınız, değil misiniz Kılıçdaroğlu'nun? Öte yandan Kılıçdaroğlu inatla dedi ki ben adayım. Altılı masa buna nasıl bakar? Meral Akşener buna nasıl bakar? Sizinle konuşuyor mu? İstişare yapıyor mu? Tabii. Sayın yani Genel masa Başkan, dağılabilir mi? Sayın Genel Başkan tabii ki istişare eder ve Sayın Genel Başkanımız her zaman çok demokrattır. Milletvekillerine ve de Genel İdare Kurulu üyelerine sorar. Oradan çıkan karar neyse ona uyar. Yani biz hepimiz de belli bir mefkure etrafında, İYİ Parti'nin politikası etrafında birleşmiş insanlarız. Sayın Genel Başkanımız tabii ki her şeyi çok daha fazlasını bilir, bilgisi de fazladır. Ayrıca da şu andaki Türkiye'de siyaset yürütende insanlar arasında siyasi tecrübesi en fazla olan insandır. Şu anda yaşayan tüm siyasetçiler için söylüyorum. O Türkiye'nin gerçeklerini biliyor, memleketin toplumun ne istediğini biliyoruz. Buna göre uygun bir aday açıklanacak. Hani tabii ki şu anda altılı masanın, demin de söyledim, bu bir siyasi partiler grubudur. Şu anda bir ayrılma emaresi gösterilmiyor ve birlikte gidiliyor. Bir noktada bu altı parti de bir kader ortaklığı yapmak zorunda kaldılar.
Hani buradan çıkmak da çok da kolay değildir. Çıkan partinin de bayağı bir zorda kalır ve işi zorlaşır. Ama olaya böyle olumsuz yanından bakmak yerine altılı masa bir şekilde bir karara varacak ve bir cumhurbaşkanı adayı gösterip memleketi layık olduğu iyi bir idareye kavuşturacak. Peki tabii politikadır bu. Bütün alternatifler düşünülür. Evet, doğru. Siz söylüyorsunuz. Biz buna olumsuz bakmayalım. Olumlu tarafından bakalım ama bir de olumsuz tarafından bakmak lazım. Velev ki altılı masa dağıldı. Nasıl bir sonuç çıkar? Aşağı yukarı tahmininiz nedir? Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bir işte 2-3 partiyle devam etti. İyi Parti başka bir 2-3 partiyle devam etti ve her ikisi de aday çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan. Yani Sayın Ambar, eğer altılı masa dağılırsa çok değişik kombinasyonlar çıkar sizin de dediğiniz gibi. Yani onların hepsi ne olur ne biter şu anda karar vermek zor. O mesela altılı masa kaybeder mi? Yani sizin Recep Tayyip Erdoğan'a altın tepsiyle sunulmuş olur mu Cumhurbaşkanlığı? Aslında daha net sorayım. Altılı masa dağılır. Şu anda Millet İttifakı ve birlikte olduğu partilerin oy oranları Cumhur İttifakı'ndan fazla. Ama yani böyle çok da aşırı bir şey değil, fazlalık değil. Uçurum bir yok. De şöyle uçurum yok. Burada şöyle bir şey de var. Tabii bir altılı masa olayı var ama şu an asıl olarak ittifakta iki parti var. Yani CHP ve İYİ Parti. Diğerleri ittifaka dahil olacak mı olmayacak mı o da belli değil değil mi benim bildiğim kadarıyla? Onlar da tabii yani şimdi bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor, hazırlıklar yapıyor. Mesela diyelim işte ekonomiyle ilgili A partisi, B partisi, C partisi biz şunları istiyoruz dediği vakit diğer partiler de bunu kabul ettikleri vakit yönetime kim gelirse gelsin onu uygulayacak demektir. Dolayısıyla o insan, o parti iktidarda olsa da olmasa da bir nokta fikirler gerçekleşecek. Maksat memleketin iyi olması değil mi? Evet. Bu böyle bir seçenekte, böyle bir çözümde de kimsenin zararı olmaz. Kazanan yine memleket olur. Siz Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını ister misiniz? İsterim tabii benim genel başkanım ya. Her şey layıktır. Eskişehir'e geliyorum o zaman. Hızlıca mı? Buyurun. Eskişehir'de tabii şimdi şöyle bir durum var. Ya tabii Emine Hanım atandı. 2 ay mı oluyor, 3 ay mı oluyor? İşte atandıktan sonra il yönetimi oluşturuldu. Onaylandı, geldi. Hop şimdi dediler ki tekrar tabii genel başkan da böyle bir karar tasarruf yaptı. Yeniden il kongreleri yapılsın dedi. Şimdi Emine Hanım tabii tekrar bu sefer seçilmek istiyor. Tabii bu sefer bizim kulis bilgileri duyduğumuza göre rakipleri de var. Var. Bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Sizin doğrudan desteklediğiniz birisi var mı? Mesela Emine Hanım'ı destekliyor musunuz? Bunları sormak istiyorum. Hani Türkiye'de pek çok siyasi parti var. Evet. Bir kısmı emredilir ve olur. Evet. En büyük partinin durumu budur. Ben Ali Baş'ın il başkanı olmasını istiyorum der ve her şey biter. Evet. Bir bu vardır. Bir de toplanır üyeler, kendi aralarında tartışır, değerlendirir ve der ki işte Meltem Hanım'ın uygun olması daha uygundur, Arif Bey'in uygun olması daha uygundur. Onun etrafında birleşilir. Şimdi bir de bu şu değildir. Hani bir ilde işte Eskişehir söz gelimi, Eskişehir'si bir il başkanı var, 14 tane ilçe başkanı var. Ondan sonra kıran kıralım, mücadele yapalım, kırışlar çekilsin, asalım, keselim, vuralım, kıralım böyle bir şey de değildir. Akli selim etrafında ve makul etrafında birleşmek de lazım. Tabii demokrasiye de inanıyoruz, olacak. Ama partiye en yararlı olacak ve en derleyici, toparlayıcı insan etrafında toplanmakta tabii ki bu fayda var. Yani biraz da bu iş böyledir. Hani ne bileyim ben işte siz iyi bir politika uygulayıcısınızdır. Geleceğe görüyorsunuzdur, insanlar toplanıyorsunuzdur, onu yönlendiriyorsunuzdur ve sizin bu durumda o parti için bu şehirde kazandıracağınız çok şey vardır. Ama mesela ben de çok farklı bir insanım, toparlayamıyorum, bir araya getiremiyorum, il başkanı oldum ve bir parti yararım olmuyor. Niye yarayacak? Şeyle ilgili zaten bizim il başkanları maalesef böyle yılan hikayesine döndü. Geliyorlar, gidiyorlar. Yılan hikayesine döndü. En sonunda Emine Hanım'dan önceki sayın il başkanının yönetim kurulu düştü. Ayrılmak zorunda kaldı, ayrıldı ve genel merkeze pek çok giden insanlar oldu. Ben milletvekili olmak için ayrıldım dedi ama. Sizin dediğinizden çok farklı bir şey söyledi. Tamam, siz düştü diyorsunuz, ayrılmak zorunda kaldı diyorsunuz. Ondan bir öncekini söyledi. Hayır, sonra tamam anladım. Bir önceki de onu söylüyordu, ben ikisini karıştırdım. Artık o kadar çok gelen giden olmuş ki siz bile karıştırıyorsunuz. Yok yok, yani peş peşe ayrılan ikisinin de gerekçesi o. Evet.
ayranı, neyse öyle demiş olsun. Peki öyle olsun. Milletvekili olmak için. Peki milletvekili olmak için ayrıca. Evet, Eren Bey öyle bir açıklama. Ama şimdi gerçeği öğrendik. Tabii ki canım. Kalmış. Tabii ki canım. Şimdi ortada seçim kararı vermiş. 3 ay kala ayrılabiliyorsunuz. Sonra bir de genel merkez zaten şu anda son zamanda bir tahmin yayınlandı. Dedi ki il başkanları dedi milletvekili adayı olamayacak. Şu kesinleşti. Evet. Yani bu haber çıktıktan sonra ayrılsaydı sizin teziniz daha bir değer kazanırdı. Yine de her zaman teziniz değerli. Bizim tezimiz değil o. Ayrılan il başkanlarının tezleri. Peki ayrılan başkanların tezi daha değer kazanırdı. Ve pek çok insan il başkanı olmak istedi. Genel merkez değerlendirdi. Şimdi hakikaten baktığınız zaman Emine Hanım zamanında hepiniz biliyorsunuz Odunpazarı'na belediye başkanı adayı oldu ve 55 bin oy aldı. Emine Hanım ne olursa olsun Eskişehir'de bir siyasi ağırlığı var. Ayrıca Emine Hanım kişiliğinden gelen bir ağırlığı da var. Belli bir eğitimi var, hanımefendiliği var, kültürü var, insanlara yaklaşımı var, sıcakkanlı olması var. Ayrıca bizim partide de ya bu Meltem Hanım için söylüyorum. Bayan olmak büyük bir avantajdır. Genel başkandan ötürü mü? Genel başkan genel olarak kadın. Böyledir. Yani bayanlara iltifat da fazladır, ilgi de fazladır, her şey daha fazladır. O yönüyle Emine Hanım genel merkez tarafından 2 ay önce buraya atanmış bir insan. Ve şimdi de çıkıp da işte il başkanı ben olurum, o olur, bu olur demenin ne kadar değeri var bilmiyorum. Zaten dediğim gibi bu insanların bir kısmı zaten ben il başkanı olayım diye gitmişti ve uygun görülmedi. Anladığım kadarıyla görmedim. Siz kongrede Emine Dizgil'i destekliyorsunuz. Şöyle, tabii ki adaylara bakacağız ama şu anda söylenenleri falan dikkate aldığınız vakit yani Allah razı olsun bir elinize birini koyun, bir elinize birini koyun. Kimi bir eline, koyalım? Bir öbürünü, kimi istiyorsanız koyun, tartın. Mesela kimi, Tepebaşı ilçe başkanını koyalım. Koyun, kimi derseniz. Kimi derseniz koyun, bir tartın, ne tarafa ağır basıyorsa ona bakın. Emine Hanım yani Eskişehir'de kesin bir ağırlığı var. Bunu sadece odun pazarına aday olduğu süreçte o aldığı oy oranına bakarak mı söylüyorsunuz yoksa başka argümanlarınız da var mı? O da bir artı ama demin de söylediğim gibi bilgisi var, eğitimi var, kariyeri var, tecrübesi var. Yani derleyici, toparlayıcı, insanlarla barışık. Hani böyle bazı insanlarla topluma inemez, insanlarla kaynaşamaz. Emine Hanım öyle bir şey yok ya halk arasında çıkmış gelmiş bir insan. Şimdi bu kongre sürecini bir de kurultaya doğru bir gidelim. Tamam deniyor ki İyi Parti seçimlere giderken milletvekili olmak isteyenler bir ayrılsın. İl başkanı olmak isteyenler, ilçe başkanı olmak isteyenler aday olsunlar. Doğru. Daha sonra bu koltuklar boşalmasın filan istiyor. Doğru. Bu görünen doğru tarafı. Öbür taraftan da Meral Akşener'in genel merkez yönetiminde istemediği isimleri tasfiye etmek amacı güttüğü de söyleniyor. Örnek veriyorum Koray Aydın. Bu doğru mu? Koray Aydın neyi size tasfiye etsin ki? Bilmiyorum. Hayır yani. İddialar mı var? Size soruyoruz. Şimdi Koray Bey. Bir örnek sadece. Koray Bey o da çok önemli bir siyasi figür. Çok emek vermiş, çok çalışmış bir insan. Koray Bey'in şu anda da partimize yararı çok fazla. Hani bu insana partiden tasfiye etmek kime ne getirir ki? En azından yönetimden. Ne zararı var? Yani ne yapmış? Hani şimdi Koray Bey genel merkezin aleyhine ya da teşkilatın aleyhine ya da partinin aleyhine bir eylemde bulunur, bir girişim olur falan anlarım. Koray Bey gece gündüz emeğini partisi için harcayan bir insan. Ben niye? Kişisel olarak istemeyenler vardır genel merkezde. Partilerde bunlar oluyor biliyorsunuz. Vallahi kişisel olarak, CHP'de. Kişisel olarak istemeyen varsa onun kendi problemi. Yani bu partinin problemi olamaz. Yani siz şunu söylüyor musunuz? Koray Aydın kesin yine genel merkez yönetiminde kalır. Yani onu demeyin de siz dediniz ya işte istemeyen insanlar var diye. İstememek bu için... Bu Koray Aydın bir örnek sadece. Yani ya başka başkasına o tamam. A kişisi B kişisi. Ya da diyelim beni istemiyorlar. Beni istememesi için bir neden olması lazım. Bunlar ne olabilir? Partinin aleyhine çalışırım, genel merkezin aleyhine çalışırım, bir yerde bölücülük yaparım, partiyi sabote ederim, düşünceleri sabote ederim vesaire vesaire vesaire. Bizde bunda öyle bir şey yok ki. Eğer ki bu yani şu andaki tasfiyesi düşünen insanlar bilmiyorum kafalarda geçen isimler hangileri. Böyle bir şey yok. Ayrıca partimiz de son derece uyumlu bir parti. Yani yöneticilerimiz arasında zerre kadar problem yok. Evet. Hepsi birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyorlar. Zaten bu insanlar belli bir şeyden gelmediler, varlıktan gelmediler, belli bir yokluktan geldiler. Hiç şey ortada yokken partiyi kurdular. Allah razı olsun onlardan. Belli bir seviyeye getirdiler, çalıştılar, emek verdiler ve şu anda Türkiye'nin yıldız partisiyiz biz.
Bizim kadar oylarını yükseltmiş hiçbir parti yok. Ve tüm siyasi partilere sorduğunuz vakit ikinci tercihiniz kim olur diye, istisnasız İYİ Parti. Hepsinin. Çünkü yani İYİ Parti'nin politikası ortada, genel başkanı ortada, davranışı ortada, yaptıkları ortada. İYİ Parti her yönüyle toplumun takdirini toplamış bir parti. Peki. Arslan Bey, şimdi Evin Hanım işte seçildikten sonra, daha doğrusu atandıktan sonra 85 kişilik bir yönetim oluşturdu. Tabii bunu eleştirenler de oldu. Siz bu kalabalık yönetime nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani bu insanların aslında yönetim kurulunun çok bir çalışmasını göremedik. Şundan dolayı göremedik. Hemen işte seçim kararı alındı, seçime gideceklerinde falan her şey birdenbire karıştı. Tabii şunu da yorumlayalım. İYİ Parti tüzüğünün dışında, tüzüğüne aykırı derecede fazla yöneticisi var. Çok kalabalık bir yönetim. Daha sonra tekrar gidiyor, düzeltiyorlar, yeni isimler koyuyorlar. Orada il yönetimindeki arkadaşların bir eksikliği oldu. Normalde atanmışlarda yedek liste olmuyor. Bir asil yönetim kurulu var, bir de yedek yönetim kurulu var. Gönderilen listenin hepsi de asil kabul ediliyor. Genel merkezde de X'in listesi gidince de bunlar böyle olmaz, bunlar hepsi yönetim kuruludur dendi, imzalandı, gönderildi. Bunda bir şey yok ve de şu anda da arkadaşlar çok çalışıyorlar. Yani bazen düşünüyorum şöyle, demek ki 100 kişi, 150 kişi olsa yönetim kurulu daha iyi olacak. Herkes bir taraftan çalışıyor, can güneş. Bu parti çok şey kazanıyor. Bu parti içerisindeki bu kırgınlıklar, küskünlükler ya da gruplaşmalar var mı? Ya da siz bunların neresinde duruyorsunuz? En azından bu sorunların çözümü için bir çaba sarf ediyor musunuz? Öyle bir soru sorayım. Tabii ki. Şimdi ben burada Eskişehir temsilcisiyim, Türkiye'nin temsilcisiyim, aynı zamanda genel merkezin temsilcisiyim. Benim partimin politikaları neyse, genel merkez ne emrediyorsa, ne buyuruyorsa ben onlara uyarım. Bunlara uymayarak da zaten milletvekili de olmaz. Böyle bir milletvekilinden memlekete hayır da gelmez. Onların şeyle ilgili, bizimle ilgili, çalışmalarımızla ilgili falan problemleri yok. Problem olmasını asla istemeyiz. Kimse istemez. Normalde şurada 4 kişi oturuyoruz. 4 kişi arasında bir problem olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Ama tabii insanın fıtratıdır. Zaman zaman anlaşmazlıklar çıkar, problemler çıkar ama en iyi tarafı şudur ki hiçbir zaman bu problemler insanları rencide edici seviyeye gelmemiştir. Yani kişiliğini hedef alan, onu işte taciz eden bir şey olmamıştır. Ama siz benim işte şu kağıt tuttuğumu beğenmeyebilirsin, sen o kağıdı yanlış tutuyorsun diyebilirsiniz. Bu normal bir şey. Ve bu kırgınlıksa şayet bunun adı, zaten bu böyle saman alevi gibidir, gelir gider ve geride hiçbir tortu bırakmaz. Bir müddet sonra tekrar kol kola insanlar yoluna devam eder. Şimdi Eskişehir'in vekil sayısı 6'ya düştü Arslan Bey. Hı. Siz nasıl görüyorsunuz İYİ Parti önümüzdeki seçimlerde en az kaç milletvekili çıkarmak isteyecek Eskişehir'den? Yani 7'ye de çıkabilir tabii tekrar, evet, da. Evet tabii. Çıkabilir. Yılbaşından sonra. Ama şu anda konjüktüre göre tabii zaman ne getirir ne götürmez. Hani Sayın Süleyman Demirel'in Türkiye'de 24 saatte siyaset uzun bir zamandır falan söyleminde dikkate alaraktan söylüyorum. Biz 2'yi kesin çıkartırız. 2'yi kesin çıkartırız. Peki siz tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz? Milletvekili aday olmak istiyor musunuz? Şöyle, ben buradaki il başkanlığına aday olmadım. İli şeyde kongreye aday olmadım. Milletvekiline aday olmadım. Bana talimat geldi. Partiyi kur dedi. Kurduk. Kongreye git ve orada aday ol dedi. Olduk. Ondan sonra milletvekiline adayını koy dedi. Koyduk. Benden ne isterlerse ben yaparım, çalışırım. Diyen Meral Akşener miydi? Öyle ya da böyleydi işte. Birileri dedi diyorsunuz. Birileri dedi. Eskişehir'e çok farklı kişilerin, böyle iş insanlarının isimleri geçiyor milletvekili adayı olacak diye İYİ Parti'den. Bunu nasıl görüyorsunuz? Tabii biraz cazibeli şu anda. Tabii yükselen parlak bir parti ya. Evet. Yani iş insanların patronlarının ismi İYİ Parti'den alıyor. Herkesin aday olma hakkı, herkes de korlar. Koyabilir yani tabii adayın. Yalnız toplumda karşılığı olan, toplumda sevilen, partiye emek vermiş insanların yeri daha fazladır. Yani partiye üye olmadığı halde mesela gelip aday olabilir mi sizce? Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilir, aday olabilir. Yani insan öncesinde bir partiye üye olmasını ister misiniz ya da öyle bir talepte bulunur muydunuz? Yani her zaman istenen şudur, partide çalışsın, gelsin, uğraşsın, emek versin, bir şeyler katsın partiye. Bu her zaman istenen bir şeydir. Bu doğal değil mi? Evet. Peki Eskişehir'deki çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Yani İYİ Parti'nin Eskişehir'deki çalışmalarını yeterli görüyor musunuz? Valla çıkın sokağa, bizden başka kimseyi göremezsiniz. CHP'yi de mi göremeyiz? CHP'de göremezsiniz. Eskişehir'de CHP'de yok. Yani, CHP şu an karışık zaten. Yani onlar karışıkları bir tarafa. Kılıçdaroğlu gönüllüleri falan var. Şu biz an çalışmakta kimseye fırsat vermiyoruz. Meral Akşener gönüllüleri yok mu Eskişehir'de? Var. Yani şey yok, Türkiye'de var. Türkiye'de var. Şunu sorayım ben, geçeyim buradan. Belediyelerle ilişkiler nasıl?
Yani merkezi belediye ilişkiler nasıldır? Sizin yani kendinizin. Belediyelerde malum yerel seçimlerde biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak kurduk ve seçimlere öyle girdik. Odunpazarı hariç. Odunpazarı hariç. Eskişehir için doğru söylüyorsunuz. Biz Sivrihisar, Odunpazarı ve şeyden girdik, Mihalçık'tan girdik. Evet. Mihalçık ve Sivrihisar'da onlar aday göstermediler. Odunpazarı'nda iki parti de aday gösterdi. Onun dışında biz aday göstermedik. Bazı yerler var. Mesela oradaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy sayısı, genel seçimlerde aldığı oy sayısı onunla kıyaslıyoruz. Şu anda belediye başkanı olurken aldıkları oy sayısı kadar değil. Belli ki onları oraya getiren İYİ Parti'dir. Evet. Ama ne bileyim ben, biz bunun karşılığını görüyor muyuz? Göremiyoruz. Evet. Burada yalan söylemeye gerek yok. Eskişehir'deki belediyelerden. Evet, buradaki bizim muhatap olduğumuz belediyelerle ilgili söylüyorum, Türkiye ile ilgili değildi. Göremedik ve orada biz seçmenlerimize karşı mahcubuz. Karşılıktan kastınızı açabilir misiniz? Biz o insanlara dedik ki seçmenlerimize, arkadaşlar biz bunlara ittifak kurduk. Ondan sonra işte A ilçesi, B ilçesi, C ilçesi. Orada seçilecek. Ama Kazım Kurt'a bunu ayrı tutuyoruz şu ayrı, anda. Ayrı tabii canım. Mihalçı'yı ayrı tutuyoruz. Ayrı söylüyor. Hayır, evet. Onları söylüyorum. Evet. Ve dedik ki bu bizim de adayımız, başkanımız. Evet. Bizim de başkanımız, bu ilçenin başkanı, bizim de başkanımız. Tabii ki burada külfette de ortağız. Diğer türlü imkanlar olduğu zaman da olması lazım. Ama külfette ortak olduk, orada kaldık. O az önce bir karşılıktan bahsettiniz. O karşılığı biraz detaylandırabilir misiniz? Mesela şöyle oluyor. İşçi alacaklar. Bizim oraya oyumuz nispetinde işçi almıyorlar. Bu kesin, net. Bunu saklamaya gerek yok. Yani bunu... CHP'ye verilen öncelik yani ya da özellik, imtiyaz İYİ Parti'ye verilmiyor. Aynen. Yani oradaki belediye başkanı bu oranı gözetmiyor. Gözetmiyor. Deniyor ki yani bu konuşuldu. Üst seviyeden kendileriyle de konuştu bu sayın belediye başkanlarıyla. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı da konuştu, milletvekilleri de konuştu. Konuşurken iyi, tamam, hoş. Ondan sonra icraatı gelince yoktu. Sanırım meclislerde de çok temsiliyeti yok İYİ Parti. Meclislerde şey de var. Burada tepe başında var. Seyit Gazi'de var. Yeterli mi sizce? Çiftelerde de var. Yeterli mi? Yani yeterli değil canım. Yetersiz. Çünkü tepe başına aday çıkarmamışsınız. Büyükşehir adayı çıkarmamışsınız. Bu ikisi yeter zaten. İlçeleri saymıyorum. Yani tabii ki aslında yani yetseydi belediye başkanlığı bizde olurdu. Tabii yetmez. Genel seçimlerden sonra bu ittifak devam eder mi sizce yerel seçimlerde de? Nasıl görüyorsunuz? Duruma bir bağlı. Öngörünüz var mı? Duruma bağlı. Mesela? Eğer şey olursa, yani şu belediye konusunda söylediğim ciddi ve biz buna rahatsızlık duyuyoruz. Yani bu böyle olursa, bir dahaki yerel seçimlerde ittifak kurulursa biz seçmenlerimizi bir partiye yönlendirmekte zorluk çekeriz. Zorluk çekeriz. Çünkü adamın istediği hiçbir şey yapamıyoruz. Öbür taraftan 15 tane adam alıyor, bizden hiçbir isim almıyor. Böyle bir saçmalık olmaz. Yani şu ben şahsen, kişi olarak şundan yana değilim. Ya bunlar diyorsun da bunlar olur, olmaz bunlar. Bunlar olmaz. Gerçek neyse vatandaş da bilsin. Yani şurada bizi dinleyen seçmenlerimiz de var. Onlarla rahat rahat konuşuyoruz. Bunları onlar da biliyorlar. Yani seçmenlerimizin en az %90'ı, 95'i görüştüğüm insanlar itibariyle söylüyorum. Bundan haberdar. Haberdar olmayanlar da var. Onlar da bilsin. Eskişehir kamuoyu da bilsin. Bunu niye saklayayım ki ben? İYİ Parti bu kez şartlarını koyacak. Onlar yoksa İYİ Parti'de aday yani göstermek biz ister. Bir defa tabii ki genel merkezimize tabiiz. Genel merkez derse ki Eskişehir'de atıyorum farz-ı mahal tepe başında aday olmuyor. Siz orada Cumhuriyet Halk Partisi adayını destekleyin dedi. Biz buraya bir aday çıkartamayız. Genel merkez ne emrederse onu yaparız. Ama insanların kalbine her zaman insanlığa hükmedemeyebilir. Ama şimdi siz İYİ Parti yükselen bir yıldız diyorsunuz. Şimdi böyle bir açıklamanın ardından en azından Aslan Kabukçuoğlu Eskişehir için özellikle belediyelerde aday çıkarmak için özel bir çaba sarf eder mi genel merkezde? Eder. Eder. Ne varsa, nerede seçim varsa biz İYİ Parti olarak gireriz. Biz istikbali olan partiyiz, iddiası olan partiyiz. Biz şunda değiliz. Ya bize falan ilçeden bir tane genel müdür var, şuradan bir tane yönetici var, şuradan bir tane belediye başkanı, belediye meclisi üyesi var. Biz onda değiliz. Biz alırız. Almak zorundayız, alacağız ve bunun için uğraşacağız. Belediye başkanlıklarını alacağız, bunun için uğraşacağız. Biz böyle kapı arkasından iş yürüten parti değiliz. Ama koyacağız. Benim kendi şahsi görüşüm tabii genel seçimlerden sonra sonuç her ne olursa olsun ben ittifakın devam etmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla İYİ Parti aday çıkartır diye düşünüyorum. Hani yerel seçimleri kastediyorsanız, evet. Bir önceki yerel seçimlerde 2019'da da öyle olmadı ki. Evet.
Bizim böyle onlara rağmen adaylığı koyduğumuz yerler oldu. Onların bize rağmen aday koyduğu yerler oldu. Olabilir bu. Ama bunun yanında çoğunluk destekledi. Eğer ki bu destek olmasaydı ben size söyleyeyim. İstanbul olmazdı. AK Parti'de kalırdı. Ankara AK Parti'de kalırdı. Antalya'da kalırdı. Adana kalırdı. Pek çok şehir kalırdı. Ve şu vardı. Yani şeylerde ben 2018'den beri aktif olarak uğraşıyorum. Siz ya Recep Tayyip Erdoğan'ı indiremezsiniz. Ya boş verin uğraşmayın falan diyorlardı. Bu şeyle belediye seçimleri alınca ondan sonra böyle olmadığı anlaşıldı. Bunu yapan kim? Bizim genel başkanımızın ortaya koyduğu, Sayın Meral Akşener'in ortaya koyduğu İYİ Parti vizyonuyla olmuş bir şey. Biz Türkiye'nin rengini değiştirdik. Şimdi bu hükümet 20 yıldır iktidar doğru. E bunun hep hükümetin kusuru mu? E muhalefet ne yaptı? Muhalefet hiç kusuru yok mu? Ama İYİ Parti geldikten sonra Türkiye'de muhalefet kavramı değişti, siyasi kavram değişti, her şey değişti. Olması gerektiği gibi oldu, dizayn edildi ve tüm siyasi partiler ne gerekirse onu yapıyorlar. Eskiden vur kafayı yat, ondan sonra nasıl olsa ben ne bileyim be işte benim %5 oyum var, %30 oyum var. Ben bunu genel başkan olsa da alıyorum, il başkanı olsa da alıyorum, ilçe başkanı olmasa da alıyorum, bu böyle gider deniyordu ama böyle olmadığı ve siyasi partinin çalışması gerektiği, siyasi partinin, bir siyasi partinin Türkiye'nin kaderini değişebileceğini bizim genel başkanımız Sayın Meral Akşener gösterdi, İYİ Parti gösterdi. İnşallah bundan sonra çok daha fazlasını göstereceğiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de 15 milletvekilini İYİ Parti'ye vermişti. Daha sonradan benim gördüğüm kadarıyla artık İYİ Parti kendisini CHP'ye karşı bir borçlu hissetmiyor. Böyle diyebilir miyiz artık? Zaten Meral Akşener onu söylemişti. Evet. Biz yapacağımızı söyledi, yaptık diye. Söyledi, ama bir yandan da sonuna kadar söyledi, da minnettar kalacağım gibi bir ifade kullandı. Söyledi hani zaman zaman değişik kesimler tarafından bu beraberlik sabote ediliyor. Zaman zaman değişik kesimler tarafından sabote ediliyor. Bu sabotajları gördük. Ve bundan dolayı da haliyle bizim genel başkanımız bunun doğru olmadığını ve yapılması gerekenleri söyledi. Ama şimdi geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Teşkilatı bir açıklama yapmıştı. Bunu Kazım Bey'e de sorduk. Orada Ömer İbrahim Sayın'dı sanırım İYİ Parti kurucularından olan kişi. Yani sanki böyle İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına, eğer Kılıçdaroğlu aday gösterilirse onun adaylığına güvenmiyormuş gibi bir ifade kullandı. Yani Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Eğer işte bir dahaki dönem biz Kılıçdaroğlu'na gönül rahatlığıyla Cumhurbaşkanlığını devrederiz gibi bir ifade kullandı. Şimdi sizler de böyle sürekli belediyelerle ilgili bir takım açıklamalar yapıyorsunuz. Emine Hanım da aynı şekilde belediyelerde iddialıyız diyor. Şimdi bu açıklamaların ardından seçim öncesi böyle İYİ Parti ile CHP arasında bir gerginlik olur mu? Yani bir yanlış anlaşılma ya da böyle bir yani gerginlik oluşur mu? Yani Nasrettin Hoca'nın evine hırsız gelmiş. Şunu niye, kapıyı niye kilitlemedin, pencereyi niye kilitlemedin, niye iki tane anahtar asmadan falan deyince hırsız demiş, hiç mi kusuru yok? Yani bu böyleyse bizim muhatabımız kimse bilmiyorum. Biraz da o muhatabımız düşünsün. Ben niye işi bu hale getiriyorum desin canım. Biz deriz. Biraz da bu muhatabın düşünmesi lazım. Bu hepsi bir... Yani şu böyle aşırı bir şey, taassup olmamalı, kapalılık olmalı. Ya işte biz çok iyi gidiyoruz, problem yok. Bu değil canım, niye böyle olsun ki? Vatandaşımız bilsin, ne olduğunu bilsin. Niye böyle yapalım? Niye böyle yapalım? Yani böyle yapmak için sizin o işten, o beraberlikten bir çıkarınız olması lazım. Ya bu çıkarın bozulmasın da vatandaşla ilgili ne olursa olsun diye bir davranışa girmek lazım. Biz İYİ Parti'de hiç kimsenin böyle bir çıkarı yok. Biz vatandaş için uğraşıyoruz, Türkiye için uğraşıyoruz. Tabii ki kendi seçmenimizin de hakkını korumamız lazım. Burada seçmenimizin zaman zaman hakkını koruyamadığımız oluyor. Yani seçmenimizi de bundan yana boynumuz büküyor ama daha farklı oluruz bundan sonra. Anket yapıyor musunuz peki? Anketlerde yapıyoruz. İYİ Parti'nin öyle ne durumda? Sizin gözlemleriniz, gördükleriniz bir zamanlar neler? %22 falandı. Şu sırada birkaç oy düştü. Ama bu konjonktürle ilgili. Zamanla bu yine yükselecektir. Nasıl bir konjonktür mesela? Neden düştü? Konjonktür mesela şu, ya öyle bir şey oldu ki 18 tane adanın Yunanistan tarafından işgali. Normalde bir hükümet, demin size örneklerini verdim ya, bu durumda der ki arkadaş ben vatan toprağını koruyamadım, istifa edeceğim der. Şimdi algı yönetiminde çok müthişler. Medyanın biliyorsunuz %95'ine hakimler. Ya adam buradan kahramanlık çıkardı. Kahramanlık bu değildir ki. Kahramanlık senin oradaki uzay araçların oraya askeri personel indiğini, malzeme indiğini göstermiş. Kahramanlık şudur. Sağ uçağını gönder, orada onu bombalarsın. Ne olacaksa da olur canım. Zaten seçime yakın öyle şeyler söyleyebiliyorlar. Biz de aramızda konuşuyoruz. Evet, şey, ikinci bir karda
Hiçbir şey yapamaz. Ben size söyleyeyim, bunu unutmayın. Hiçbir şey yapamaz. Ufak tefek bir kayalığa çıkamaz mı? Hiçbir şey yapamaz. Biz onu nerede gördük? Ya yaparsa? Ya yapsaydı Rahip Brunson'da yapardı. Ya bir rahip ya. Dedi ki bu can dolduktan sonra bu rahibi kimse alamaz dedi. O zamanki Amerikan devlet başkanı ne dedi Trump? Senin dedi servetini açıklarım, bunu derhal gönder dedi. Bitti. Bu kadar. Olmadı mı? Oldu mu? Oldu tabii. Yaşadık canım. Yaşadık bunu. Yani sen bunu diyemezsin tabii de, keşke karşımda bir AK Partili varsa onu söylesin. Ama dezenformasyon yasası var şimdi, biz ne yapalım? Alıp götürsünler mi biz burada? Götürmesin. Programdan sonra. Bir şey yapamazlar. O zaman ben çok net ve kısa bir soru sorayım çünkü programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. İyi Parti'nin Eskişehir'de hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde hedefleri neler, nasıl bir çalışma yapacak, ne gibi hedefleri var? Ve tabii seçmen ve İyi Parti tabanı ne istiyor İyi Parti'den? Bunun karşılığını verebilecek mi? Seçmen huzur istiyor, seçmen rahatlık istiyor, seçmen ekonomik ferahlık istiyor, seçmen çocuğunun dışarı gitmesini istemiyor. Bir ülkenin çocuklarının %73'ü ben dışarı gitmek istiyorum diyorsa o ülke yönetenler iflas etmiştir, o ülke iflas etmiştir. Ya ben gelmişim 65 yaşına, beyefendi gelmiş 50-55 yaşına, bu memlekete kim sahip olacak ya? Biz kaç sene sahip olacağız ki? Bu memleket sizlerde, gençlerde. Bu memleketin gençleri dışarı gitmek istiyorsa yöneticiler oturup düşünmeli. Bizim tabii ki bizim isteğimiz, beklentimiz Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin refahı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başı dik anlaşık bir ülke olması. 18 sene adasını bir Yunanistan'a kaptırmaması. Ya da gidip de Suriye'nin güneydoğusunda 100 bin kişilik bir garnizon devletin kurulmaması. Türkiye bunun için ne gerekiyorsa bunu yapmalı. Ama şu anda hükümetin eli kolu bağlı, hiçbir şey yapamıyor. Eskişehir'e dair kısaca hedeflerinizi alalım, sonra programı kapatalım. Eskişehir söyleyeyim, en az 2 milletvekili, daha fazlasını almaya uğraşacağız. Şimdi tabii şu kongrelerde bir miktar işleri gevşeklik yapacaktır. Büyük ihtimalle kongreyi Kasım ayında bitiririz. Ondan sonra İyi Parti tam bir pres, sahada presli halindedir ve bizi göreceksiniz. Zaten şu anda haftada 1-2 sürekli toplantılarımız var, ziyaretlerimiz var. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Daha da fazlasını yapacağız. Biz vatandaşa gidip anlatacağız. Eskişehir'e tabanınız yerel seçimlerde aday çıkarmanızı istiyor mu? İyi İster Parti tabii. Tabanı. Niye istemesin ki? Niye istemesin? Hangi taban istemez? Kim istemez? İster tabii. Zaten bir siyasi partiye düşen budur. Evet. Bir siyasi partiye düşen kapının arkasına geçip de pazarlık yapmak değil. Çıkacak, ben burada diyecek. A partisi, B partisi, C partisi. Adaylık olacak, beğenecek, seçileceğim diyecek. Evet. Vatandaşın istediği bu. Evet. Son sözlerinizi, alalım. Eskişehir kamuoyuna ne söylemek istersiniz? Son söylediğim şudur. Türkiye hakikaten bir sıkıntı dönemden geçiyor. Bir açmaza içerisindedir. Ve hani bir ülkeye gelip de anlat dediklerinde ülkede ne oluyor bitiyor dendiği vakit, biraz önce konuştuk. Gençlerin %73'ü yurt dışına gitmek istiyorsa o ülkede çok ciddi şeyler var. Evet. Evet, söze gerek yok. Hangi gence giderseniz gidin, bu mahalle ziyaretine gidiyoruz. Genç dün yakın bir yerde Fen Lisesi'nde okuyan bir çocuk var, pırıl pırıl çocuk. Ne yapmak istiyorsun? Ben yurt dışına gitmek istiyorum dedi. Vallahi şaşırdım. En başarılı çocuklar. Fen Lisesi. Yani bu. Bunların önüne geçmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmemiz lazım. Ha, Eskişehir'e hizmette aynı kapı, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmette aynı kapı. Biz bunu kime hizmeti yaparsak bu memleket yücelir ve yükselir. Şimdi bir de genel başkanım, sayın genel başkanımızın bir lafı vardı. Hani çok da giremedik size. Anlatamadık. Bizim genel başkanımız der ki hani şu şehir hastaneleri olsun, yollar olsun 25 yıla, 30 yıla borçlanıyorlar ya, bu hayıflanır ve şunu der ya, der millet diğer ülkelere kendi çocuklarına servet bırakıyor, biz borç bırakıyoruz der. Türkiye Cumhuriyeti'nin hali. Reddi miras da yapamıyoruz. Bu memleket bizim, memleketi kurtaracak, kurtarırız. Yani bir insanın ömründe 10 sene, 20 sene bir uzun süre ama bir ülkenin ömründe uzun bir süre değil. Bu memleket Atatürk gördü, İsmet İnönü gördü, Celal Bayar gördü, Cemal Gürsel gördü, Süleyman Demirel gördü, Bülent Ecevit. Özal gördü, Bülent Ecevit gördü. Tüm memleket her zaman yolunu görür ama Türkiye güçlü bir ülke, bunların üstesinden gelir ve Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye kendi evladına, kendi çocuklarına hak ettiği, layık olduğu yönetimi ve ekonomik refaha getirecektir. Biz de buna genel başkanımızın, sayın genel başkanımız Meral Akşener'in ortaya koyduğu vizyonla İYİ Parti olarak talibiz. Aslan Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çağırdınız, düşüncelerimizi Eskişehir'den anlatmaya fırsatını verdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizin şahsınızla, Sayın Baş, Sayın Karataş, Sayın Ambaş, sizin şahsınızla
ES grubuna da çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, STV izleyenleri, Açıkça'nın sonuna geldik. Programımızın bu akşamki konuğu İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Sayın Arslan Kapukçuoğlu'ydu. Haftaya farklı bir konukla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.